Değerli seyircilerimiz tekrar hoş geldiniz. Türkiye Beyaz Ay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat'la beraberiz. Yine 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili konuşacağız. Neler yapacağız? Sorunlarımız, çözümler. İlk programdan devam edelim istiyorum. Mesajlarımız var. Ben mutlaka mesajları bu kısımda da yer vereceğim. Yeni mesajlarınız için numaramızın WhatsApp kısmını kullanabilirsiniz. Numaramız program boyunca da alt bant olarak kalacaktır. Bunu da ekleyelim. Naci Bey hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Teşekkür ederim. Şimdi biz Metin Bey'le çok etkili ve verimli bir program yaptık diye düşünüyorum. Şimdi klişe konuları konuştuk zaten. Engellerimizin sorunları dedik. Bunları dile getirdik. Zaten hep sıklıkla dile getiriyoruz ama sanki engelli kardeşlerimizin temel gereksinimleri var. Bu gereksinimler dışına çıkamazlar gibi bir algı vardı aslında. Biraz bunu da yıkmak istiyorum açıkçası ben bugün. Çünkü ne olursa olsun insandan bahsediyoruz. Bedeniyle, psikolojisiyle, her şeyle bir insandan bahsediyoruz. Ve normal insanların rutinleriyle, standartlarıyla onlar da olmalı. Onların da hakkı bu. Bugün bunun üzerine ben birazcık yoğunlaşmak istiyorum açıkçası. Çünkü Metin Bey'in söylediği gerçekten çok üzdü beni. Ve duyabiliyoruz bunu. Ben otobüse bindiğimde ya niye geziyorsun? Git evinde otur. Ha, bunlar insan olarak görülmüyor demek ki. Anlatabiliyor muyum? Veya onları da gezmeye, onların da dışarı çıkmaya, yeşil bir alanda güzel bir, temiz bir oksijen almaya herhalde hakkı mı görülmüyor? Yani bunları konuşalım istiyorum. Ne kadar konuşursak o kadar farkındalık oluşturacağız. Çok mesafe kat ettik bence. Konuşa konuşa, yavaş da olsa bir şeyler düzeliyor ve bir şeyler düzelecek. O muasır medeniyet seviyesine, farklılıklarımızla, renklerimizle geleceğimizi düşünüyorum. Şimdi bunu konuşacağız. Genel ekseni bu şekilde çevireceğiz. Ve özellikle benim için şu da çok elzem. Sizin yurt dışına bir proje nedeniyle gitmeniz, oradaki engelli kardeşlerimizin devlet tarafından yapılan sosyal hayat tanzimleri, onları da konuşalım istiyorum. Biraz mukayese yapalım hem ülkemiz bazında hem Elazığ bazında. Buraya da geleceğim. Bunlar da benim için önemli. Şimdi madem haftamızdayız, bu haftamızı bir konuşalım. Neler yapacağız? Nasıl geçiyor? Beklentileriniz neler? Evet, öncelikle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın tüm insanlar üzerinde bir algısı var. Bu hafta kutlanılıyor. Bir doğum günü, bir anneler günü, bir sevgililer günü müş gibi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlanarak geçiriliyor. Oysa ki biz engelliler 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda sorunlarımızı, çözümlerini konuşmalıyız ve eksik olan kanunlar, yönetmenlikler nelerse bunlara göre ilimizi veya ülkemizi buna göre ayarlamalıyız. Mutlaka çözümler üretiliyor, kanunlar, yönetmenlikler çıkıyor elbette ama daha çok bizim sorunlarımızı bugünlerde çözme ve birlikte hareket etmek zorundayız. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası elbette ki önemli biz engelliler için. Çünkü senede 2 yıl İki defa bu tür etkinlikler yapılıyor. Bir 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bir de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak kutlanmamalı bence. Engellilerimize neler yapmışız, erişilebilirlikleri, işte kamu kurum ve kuruluşların engelliler üzerindeki eksiklikleri nelerdir, biz kurumumuz adına engellilere neler yapmışız, hangi çalışmaları yapmışız ya da erişilebilirlik alanında İşte neler yapmışız, bunları bir gözden geçirmemiz lazım. Varsa eksiğimiz en azından bu haftada bir el atalım ya da bütçemizi ona göre ayarlayalım. Seneden seneye engellerle olan eksikliklerimizi tamamlayalım diye düşünüyorum. Yani özellikle vatandaşlarımızdan ve halktan bu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlanacak bir hafta değildir. Çünkü engelli olan bir birey ben iyi ki engelli oldum diye demez. Sadece onlar sevgi isterler, kendilerine yaşam hakkı verilmesini arzu ederler. Bununla ilgili çalışmalar, bununla ilgili paneller, seminerler ve bilinçlendirici çalışmalar yapılması gerektiği inancındayım. Yani yetkililerimizle istirham ediyorum. Bu haftaları daha çok engellilerin bilinçlenmesi yönünde ailelerin ve toplumun, sadece engellilerin değil, engelli ve aileleri zaten engellilik durumlarını biliyorlar, neye ihtiyaç olduklarını biliyorlar ama toplumun genelinin bu alanda bilinçlenmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, bunlar da eğitim faaliyetleriyle
olacaktır, oturacaktır diye evet. düşünüyorum. Oradan girelim derneğimizin faaliyetlerine. Şimdi ben eğitimi çok önemsiyorum. Çünkü bir şeyler eğitilerek değiştirilecektir. Bahsettik sadece engellilerin bilinçlenmesi değil, ailesinin ve sosyal hayattaki diğer insanların da bilinçlenmesi, evet. bir farkındalığın oluşması gerekiyor. Dediğim gibi mesafe kat ettik ama daha da kat edeceğiz gibi geliyor. Naci Bey, dernek olarak neler yapıyorsunuz? Faaliyetlerimizi açalım. Dernek olarak biz genel merkez İstanbul'da bulunuyor. Türkiye Beyaz Ay Derneği tüm Türkiye genelinde 82 şubesi vardır. Daha çok projelere, eğitime, engellerin erişilebilirlikle alakalı çalışmalarına önem veriyor. Biz genel merkez yaptığı projeleri illerde uyguluyoruz. Daha öncesinden işte eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül tarafından Abdullah Gül'ün himayelerine alınmış Eğitim Her Engeli Aşar adlı proje yapıldı. Daha sonra yeni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde Aşmak İçin Hareket Et projesi yapıldı. Yine aynı şekilde şu anda yeni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde izinsiz bağış toplama yetkisi verildi derneğimize. Bununla ilgili de tüm ülke genelinde Türkiye'de 7104 engellinin eğitim materyallerini karşılamak üzere ortaokuldan doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerimizin tüm eğitim materyallerini karşılamak üzere 7104 engelli öğrencimize destek sunacağız. Zaten Türkiye Beyaz Ay Derneği tüm engelli gruplarına yönelik çalışmalarını yürütüyor. Türkiye genelinde 82 şubesi var. Genel merkezin yaptığı projeleri iller bazında uygulamaya çalışıyoruz. Tabii biz bu 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nda ilimizde Sayın Valiliğin yapmış olduğu geniş kapsamlı bir programa katıldık. Engeller Valilik Binası'nın önünde toplanıp bir sessiz engelli yürüyüşü düzenlendi. Elazığ Kongre ve Fuar alanında onların yürüyüşümüz orada tamamlanarak engellere bir konser verildi. Ufak da olsa bir eğlence düzenlendi. Ondan sonra herkes dağıldı tabii. Biz daha sonra bugün Beyurdu Rehabilitasyon Merkezi'nde uçurtma şenliğine katıldık. Orada 150-200'e yakın engelli çocuk ve ailelerinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu bir etkinlikti. Yine orada uçurtma uçurttular, açık havada eğlendiler, işte yemek organizasyonu vardı, yine canlı müzik falan vardı. Tabii ki 2-3 yıl pandemi döneminden sonra engellerimizin böyle bir dışarı çıkması, işte uçurtma şenliği, konserler olarak, piknikler olarak elbette ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bu haftayı yapılan organizasyonlarla değerlendirmeye çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Karayolları Bölge Müdürümüzü ziyaret ettik. Karayolları Bölge Müdürümüzle tanıştık. Gerçekten çok duyarlı bir bölge müdürümüz var. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Daha önce Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu yaz kampları vardı. Bu pandemi dolayısıyla bir 2-3 yıl ara verildi. Bu yıl yine tekrarının yapılması yönünde şeyleri var. Konuştuk. Onunla ilgili çalışmaları yapılacak. Yine Elazığ Valisi Sayın Ömer Toraman'ın engellere karşı çok duyarlı bir il valimiz var. Biz engelli sporcu kardeşlerimiz var. Kışın mesela kayak merkezine gittik. Kayak yapan engelli kardeşlerimiz var. Bunlar özel sporcularımız diye adlandırıyoruz. Kayak turnuvaları oluyor Erzurum'da. Bunların eğitimleriyle alakalı kayak hocalarıyla birlikte çalışmalarını yaptırdık. Birkaç gün gidip orada engellerimize kayak antrenmanları olarak düzenleme çalışma yapıldı. Bu yine valimizin katkı ve destekleriyle oldu. Bunun gibi çalışmaları sürdürüyoruz elbette ilimizde. Daha çok biz istiyoruz ki işte halk eğitim aracılığıyla engellerimiz meslek edinsinler, kurslar açılsın, onlar meslek sahibi olsunlar, kapasiteye girsinler, istihdam edilebilsinler diye bu yönde de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Engelli bireylerin sadece eğlenmekle vakit geçirmeleri bence oldukça yanlış. Bunları her alanda gelişmeleri, topluma faydalı olmaları açısından büyük gayret sarf ediyoruz. Elazığ Belediyesi'nin
engelliler için yapmış olduğu bir merkez var. İnşallah o çok büyük bir eksikti. En kısa zamanda açılır da orada işte atölyeler açılır. Atölyeler açıldığı zaman orada meslek kursları edinilir. Hem vakit geçirmiş olurlar. Ailelerin üzerinden bir yük kalkmış olur. Hem de engellilerimiz resim kursu, el sanatları kursu, işte tavla, satranç, bunun gibi her türlü etkinlik orada engellilerimize eğitim verilerek öğretilebilir. Yapmış oldukları kurslar sonucunda, almış oldukları eğitimlerden sonra da meslek edinebilirler. Yapmış oldukları ürünleri satabilirler. Bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. İlimizde eksiklik var mı? Var. Türkiye'de eksiklik var mı? Var. Ama geçmiş yıllara nazaran günümüzde engellilere karşı daha bir çalışma var, daha bir duyarlılık var. İnşallah biz istiyoruz ki Elazığ'da engelliler koca koca sosyal yaşam alanlarına sahip olsunlar. Dernekler, işte az önce Metin Başkanımız da bahsetti. Verilen dernek binasının çatlak olduğunu, işte oturulamaz hale geldiğini, bizimse henüz bir büromuzun olmadığını, bu yönde büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Belediyemiz, valiliğimiz, il özel idaresi bu engelliler için mutlaka bir sosyal yaşam alanı oluşturmalılar. Hem sivil toplum kuruluşları hem de engellilerimiz ve ailelerinin ortak bir alana ihtiyacı var. Bunu en kısa zamanda tesis etmeleri gerekiyor. Bizler de bu konuda onlara destek vermeliyiz diye düşünüyorum. Evet, evet. Bir iki mesajıma bakayım sonra devam edelim. Merhaba Melisa abla, nasılsın? İyi misin? Seni severek izliyorum. Seni çok seviyorum demiş. Yavuz gibi, ben gibi engellileri dinlemeseler bizim başarılarımızı göremezler demiş Dilek Yıldız. Dilekciğim, ben de seni çok öpüyorum ve gerçekten seni çok seviyorum. Seni çok da takdir ediyorum. Sosyal medyada da arkadaşlarım oldukları için Dilek'in o azmini, o çabasını görebiliyorum. Ne güzel, ne güzel. Gerçekten seni yürekten tebrik ediyor ve selamlarımı yolluyorum. Evet, yine engelli kardeşlerimiz işte akü talepleri vardı. Metin Bey'e ilettim bunu söyleyeyim. Rahatlıkla dışarı çıkaramıyorum, anneme akülü sandalye lazım demiş seyircimiz. Metin Bey'e ilettim. İnşallah sizler de ulaşırsınız, size iletişim bilgilerini ve ulaşım şeklini söylemişti. Ulaşın lütfen. Metin Bey'in bu yönde çalışmaları var. Ben bu akülü arabayla ilgili bir açıklama yapabilirim aslında. Evet, vatandaşlarımız bu konuyla ilgili çok bilinçli değiller. Şimdi akülü araç almak isteyen engelli kardeşlerimizin öncelikle 13 yaşını doldurması gerekiyor. 13 yaşının altındaki engelli kardeşlerimize doktor önermiyor. Yani akülü araçları mı? Tabii tabii, önermiyor. Zaten akülü aracı devlet karşılıyor. Doktora gittiğinizde bir heyet raporu alıyorsunuz. Doktor eğer o vatandaşa akülü araç kullanması uygundur diye bir reçete yazdığında bunu sosyal sigortalar ücretsiz temin ediyor. Yani hastamızı, annemizi, çocuğumuzu bir şekilde hastaneye götüreceksiniz. Ya Fethi Sekin Hastanesi'ne ya da araştırma, iki tane hastane var Elazığ'da. Buradan akülü araç kullanabilir ibareli bir rapor aldığınız takdirde SGK bunu, eğer sosyal sigorta güvencesi varsa SGK, yoksa valilikte sosyal yardımlaşma tarafından belki fatura edilerek alınabilir. Yani insanlarımız akülü arabanın sadece bağış yollarıyla temin edildiğini zannediyor. Ama bu 5 yılda bir geçerli olduğu için bazı kullanıcılar 2 yılda, 3 yılda bir arızalandığı için ya da kırıldığı için onu yeniden alamıyorlar. Bu konuda dışarıdan talep edebiliyorlar. Oysa ki sosyal güvencesi olan engelli kardeşlerimize doktor rapor yazdığı takdirde devletimiz akülü arabasını ücretsiz karşılıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, iyi ki değinmişiz buna. Haklarımızı zaten konuşalım. Ne kadar biliyoruz, evet, onu konuşalım. Seyircimiz şöyle demiş. İyi yayınlar. 3 Aralık 10-16 Mayıs engellilerin özel günlerinde sizlerde medya olarak yaşlı ya da küçük yaştaki engellilerimizi konuk ederek ya da onlara misafir olarak program yapabilir misiniz? Gerçekten mutlu oluruz demiş seyircimiz. İnşallah yapalım. Ben de çok isterim. Şartlarımız el verdiği sürece neden olmasın? Neden olmasın?
evlerinde misafir olmak, belki evlerini tanıtmak, o yaşamlarındaki zorluğu, ev içerisinin nasıl onların bedensel koşullarına göre tanzim edilmesi gerektiği. Biz daha öncesinden bu tür programlar yapmıştık. Bir evet. engellinin işe sabah gidiyorsun evine, televizyon programı olarak çekmiştik. Yine Kanal 23 ve Kanal Fırat'ta yayınlanmıştı o zaman Elazığ'da. Sabah gidiyor, engelli işte yataktan şu şekilde kalkıyor, üstünü başını bu şekilde giyiyor. Sonra kahvaltıya bu şekilde oturuyor. Ondan sonra evden nasıl çıkıyor, işine kadar nasıl gidiyor? Bunların hepsini bir belgesel halinde her hafta bir engelli kardeşimizin hayatlarını toplumla şey yapmıştık yani. Buluşturmuştuk, böyle bir çekimlerimiz olmuştu. Tabii bu daha çok önce yıllardı. Yine aynı şekilde programlar yapılabilir mi? Elbette ki evet, yapılabilir. Evet, yapılabilir ve yapılması gerekiyor. Evet. Çünkü bir farkındalığın oluşması gerekiyor. Naci Bey, bilmediğiniz şeye karşı empati kuramazsınız. Mesela biz bu 8 Aralık, 8 Mayıs Anneler Günü'ydü. Sosyal medyada da dikkatimi çekti. Hiçbir kurum ve kuruluş çok da böyle hani Anneler Günü'nü bu yıl kutlayamadı sanki. Biz Beyaz Ay olarak üyelerimizi özel annelerimiz dedik ve çiçek alarak evlerinde gittik. Onlara çiçek takdim ettik. Anneler Günü'nü kutladık. İnan ki o kadar duygulandılar ki gözleri doldu, ağlar gibi oldular, bizi de ağlattılar. Hele engelli kardeşlerimiz ne kadar sevindiler. Ufak dokunuşlar insanı hayata bağlıyor. Gerçekten o insanların evlerine gittiğiniz zaman, gerçek hayatlarını öğrendiğiniz zaman, hangi sorunlarla karşılaştıklarını veya neler hissettiğini bilmek çok önemli bence. Söyleyen kardeşimiz kimdiyse ismini yazmamış seyircimiz. Evet, güzel konuya değinmiş. İnşallah biz dernek olarak böyle bir çalışma yaparız. Siz de televizyon olarak buna destek tabii verirsiniz. Tabii ki. Yapılabilir. Diyorum ya, ben engelli kardeşlerimi çok çok önemsiyorum. Engel, çünkü onların engeli var. Evet. Engeli kaldırmak lazım. Bizim kendi inanç sistemimizde vardır yardımlaşma. Eğer ben yardım etmeyeceksem o zaman benim insanlığımın sorgulanması gerekiyor diye düşünüyorum ki herkes bir engelli adayı. Zaten bugün engelliler için yaptığımız aslında kişinin kendisinde de yatır. Yani yarın kendimiz için yaptığımızı unutmayalım. Yani bugün bir başkası engelliyse yarın biz de engelli olalım. Naci Bey, yaş almak da bir engel. Evet. Yaş aldığınız zaman adımlarınız bile yavaşlıyor. Adım atamıyorsunuz, merdiven çıkamıyorsunuz. Evden çıkamayacak duruma da gelebiliyorsunuz. İlle de başınıza bir kazanın gelip de bir engel sahibi olmanıza gerek bile yok. Yaşlılık zaten başlı başına bir engel diye düşünüyorum her şey için. Bunun Alzheimer'ı var, bunun Parkinson'u var, bunun diyorum ya farklı farklı rahatsızlıkları var. Bunların gerçekten düşünülmesi gerekiyor. Benim çok samimi bir arkadaşım var. Akrabam da kendisi. Bugün üzücü bir haber de aldım. Adana'da yaşıyor. Yusuf Düzgün isminde. Tansiyon göze vuruyor ve şu anda gözleri görmüyor. Çok geçmiş olsun. Evet. Yani dünyada, hayatta insanın başına ne zaman ne geleceği hiç asla belli olmaz. O yüzden empati yaparak yaşamalıyız. Bugün bir başkasına eğer Allah onu layık görmüşse biz ona bakıp ibret almalıyız. Onda biz empati yapıp onun yerine kendimizi koymalıyız ki biz onları anlayabilelim ve onlara ona göre davranabilelim. Buradan o kardeşimize de geçmiş olsun diyoruz. Evet. Allah hayırlı şifa versin. Amin. Ben 16 yıldır engellilerin içerisindeyim. Engellilerle çalışıyorum. Öyle yaşlı amcalarımız var, bana her cuma dua ederler. Telefon açarlar, mesaj atarlar. Evlerine gidip zaman zaman kahvelerini içiyorum. O kadar mutlu oluyorlar ki. Hele şarkı bestesi yapanlar var, şairlik yapanlar var, kitap okuyanlar var, mucit olanlar var. Neler nelerle karşılaşabiliyoruz. Bu tür insanlar kendilerini gizliyorlar ve toplumdan kendilerini soyutluyorlar. İşte kapılarını çalan ya işte STK oluyor ya da işte komşusu oluyor. Çok da kendilerini gün yüzüne çıkartmıyorlar. Bizler zaman zaman bunlarla karşılaşıyoruz. Çok da üzülüyoruz elbette ki. İşte bu 10-16 Mayıs Engeller Haftası, işte 3 Aralık Dünya Engeller Günü, senede iki sefer yetkililer tarafından hatırlanması da biraz üzücü tabii elbette.
sürekli mesela 2 gün önce beni arayan bir arkadaşımız kurumda işçi olarak çalışıyor. Kadrolu işçi. Diyor ki benim müdürüm bana dedi ki sen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda işe geleceksin diyor. Ben de dedim ki bu zaten Cumhurbaşkanlığı'nın genelgesi var. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ilk günü. Genelge ile resmi tatil, yani idari izinli sayılabilirler diye. Ayrıyeten valiliğin onayı ya da genelgesine gerek yok, karar almasına gerek yok. Sen bugün ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü otomatikmen izinlisin ve idari izinli sayılmalısın. İşte kurum müdürlerimiz, bazı kurum müdürlerimiz halen daha o kanunu, o genelgeyi, Cumhurbaşkanlığı çıkartmış olduğu genelgeyi Google'a bakıp da öğrenme şeyinde bile bulunmuyorlar. Biz engelliler olarak en çok sıkıntıyı da yani engellilerin hangi haklara sahip olduğunu bilmeyen idareciler tarafından rencide edici şekilde sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili de güzel bir çalışma yapmamız lazım. Evet, evet. Bu haklarımızı yani, ne kadar biliyoruz Naci Bey, neler yapabiliriz? Biz biliyoruz ama bize bizim başımıza gelen idareciler bazı kanun ve yönetmelikleri bilmiyor. Bilmediği halde de o engellimiz işte orada çalıştığı yerde sorunlar yaşıyor. Peki iş hayatında engellilerin yaşamış olduğu başka sıkıntılar neler? Yani şöyle, engellilerimiz meslek edinemediği takdirde iş hayatını kolay kolay kazanamazlar, elde edemezler. Devlet zaten burada yasa gereği diyor ki EKPSS diye bir sınav var. Evet. EKPSS'ye gireceksin, yüksek puan alacaksın, tercihini yaptıktan sonra devlet memuru olarak atanacaksın. Burada işte alımların %3'ü engelli olacak. Tabii ki 15-20 yıl önce devlet memurluğunda çalışan engelli sayısı 10-15 binlerdeyken bugün 60-70 binlere kadar çıktı. Burada da engellilerimize düşen önemli bir görev var. Onlar da normal insanlar gibi derslerine iyi çalışacaklar, eğitimlerini iyi alacaklar, ondan sonra sınavlara hazırlanacaklar, kurslara gidecekler. Artık engelliler arasında da kıyasıya bir yarışma var. Kim ne kadar çok kendini geliştiriyorsa, sınavda ne kadar başarılı oluyorsa ondan sonra atanabiliyor. Devlette Naci Bey, şunu soracağım. Puanla atanabiliyor. Şimdi biz zihinsel engelliyle bir bedensel engellinin bir şeyi kavrama, sınav zaten esnasındaki başarısı ÖSYM, aynı değil. Farkı var değil mi? Tabii. Aynı eskiden, sınava tabi tutunuyorlar. Eskiden bütün engelli grupları tek sınavda atama yapılırdı. Puan ona göre değerlendirilirdi. Son bir 10 yıldır yapılan değişikliklerle işitme engelliler grubu ayrı, ortopedik engelliler grubu ayrı, görme engelliler grubu ayrı ve zihinsel engelliler 4 gruba ayrıldı. Çünkü işitme engellilerin öğrenmiş olduğu eğitimle bizim öğrenmiş olduğumuz eğitim arasında çok fark var. O yüzden onlar işaret yapılan bir araştırma da var. O araştırmaya göre engellilerin okuduklarını anlayabilmeleriyle işaret dilini konuşup anlamaları arasında %40'lık bir fark var. Yani okuduklarını anlayamıyorlar ama işaret diliyle konuşulduğu zaman daha çok anlayabiliyorlar. Onların kelimeleriyle bizim kelimelerimiz arasında fark var. O yüzden ÖSYM bu sınavı 4 ana şeye ayırdı. Görme engelliler, ortopedik engelliler, işitme engelliler ve zihinsel engelliler grubu olarak. Onlar kendi aralarında sınava girip ona göre puanlama derecelerini alıyorlar. Peki engellilerimiz ne kadar istifade ediyor? Yani eğitime yönelimleri, bakış açıları ne şekilde? Yani işte bu kaynaştırma sınıfları var. Yeterince normal insanlardan çok çok gerideler. Yeterince destek alamıyorlar, yeterince eğitim göremiyorlar. Mesela diyelim ki sağlıklı bir birey okula gidiyor. Okuldan sonra istediği dershaneye gidip eğitimini alabiliyor. Ama engelli kardeşlerimizin hani ailevi sorunları, işte sağlık sorunları, ulaşım sorunlarıyla ilgili birçok sıkıntı yaşıyor. Engelli çocuğunu dershaneye göndermek istese okuldan alacak, okuldan dershaneye götürecek, dershaneden evine getirecek, bir sürü onun üzerine bir maliyet biniyor. Bu nedenle
engelli çocuklar, engelli kardeşlerimiz normal çocuklarla aynı seviyede ilerleyemiyorlar. Buna ne yapabiliriz? Devlet burada onlar için özel kurs merkezleri açabilir. Devletin özel servisleri olabilir. Servislerle evinden alınıp o kurs merkezlerine getirilerek onlar orada daha iyi bir şekilde eğitimlerini tamamlamaları faydalı olacağına inanıyoruz yani bu şekilde. Evet. Şimdi sürekli bizi konuştuk. Bizim emsalimiz, timsalimiz her zaman için Avrupa olmuştur. Gözümüzde çok da büyütmüşüzdür. Vermiş olduğumuz örnekleri, o muasır ve müreffeh yapılarını, bilimdeki, teknolojide gelmiş oldukları noktaları her zaman için Avrupa üzerinden veririz. Siz de Portekiz'e gittiniz bir proje için ki oradaki işte hem hükümetin hem devletin engelliler için yapmış olduklarını bizzat müşahede ettiniz. Şimdi oradaki durumla kendi ülkemizdeki ve Elazığ'daki durumu da birazcık mukayese edelim istiyorum. Sizin orada görmüş olduğunuz güzellikler neydi? Bunlar bizde de olmalı veya aynı seviyede miyiz? Mukayesesini yapalım lütfen. Yani Avrupa'nın bazı ülkelerine göre iyiyiz, bazı ülkelerine göre çok da iyi değiliz. Kötüyüz onlardan. Biz Portekiz'de işte Elazığ Şizofreni Derneği'nin yapmış olduğu Görünmezi Görünür Kılmak isimli Avrupa projesi kapsamında bir Portekiz gezimiz oldu. Oradaki bir STK, yani o da STK, bizim gibi sivil toplum kuruluşu, devlet tarafından destekleniliyor ve yatırımlarını ona göre, hatta bir STK değil, 5-6 STK'nın birleşip bir araya geldiği bir kurum haline geliyor. Biz orayı gittik, inceledik. Oradaki eğitimlerine katıldık. Onlar işte engellilerin eğitimleriyle ilgili işte çalışmalarını seminer, panel olarak bize anlattılar. Rehberlerimiz de vardı. Gözlemledik, gittik, gezdik, gördük. Gerçekten Portekiz'deki işleyiş benim arzu ettiğim bir işleyiş gibiydi yani. Ki Portekiz Avrupa'da öyle çok da gelişmiş bir ülke değil ama yapılan çalışmalar çok hoşuma gitti. Ne yapmışlar? Bu STK'lar bir araya gelmişler. Devlet de bunlara destek vermiş. Bizim burada rehabilitasyon merkezleri kuruluyor. Devlet oraya giden, eğitim alan engelli kardeşlerimin ücretlerini karşılıyor. Buna benzer bir şey düşünün. Burada özel rehabilitasyon merkezleri ticari anlamda iş yapıyorlar. Orada da STK'lar olarak bu konuya çözüm üretmişler. Bu STK'lar tutmuşlar 40 dönümlük arazi üzerine çiftlik kurmuşlar. Biz gittik, çiftliği gezdik. At seyisçiliği, at bakıcılığı yapan engelli kardeşlerimizi gördük. 10-15 tane, 20 tane, hani bu büyük seralar, işte soğan ekiyorlar, marul, maydanoz ekiyorlar, lahana ekiyorlar, ekmişler, yetiştirmişler, bunları gezdik, gördük. Oto yıkama atölye şeyi açmışlar o çiftlik içerisinde. Personel araçlarını getiriyor. Orada engelli kardeşlerimiz araba yıkamasını öğreniyorlar. Marangoz atölyesi açmışlar. Masa, sandalye, sehpa, bakım onarımı, işte imalatı, her türlü şey orada engelli kardeşlerimiz meslek ediniyorlar. Bütün engelli gruplar için söylüyoruz yok, değil mi? Yoksa yok, sadece yok. Görme engelleri mi? Zihinsel engelli. Bu hani biz şizofreni derneği olarak. Yani bu benim bahsettiğim elleri sağlam, ayakları sağlam. Zihinsel engelli. Yani bir şeyi söylediğinde az çok yapabilecek düzeyde olanlar. Hani biz burada şizofrenidir, işte biz buna yaklaşmayalım, buna iş vermeyelim, işte bu zaman zaman insanlara zarar verir, işte benim dükkanımda sorun çıkarır. Bu düşünceye sahip olmamamız gerekiyor. Aslında onlar eğitildiği zaman korkulacak ya da öyle bir dışlanacak bir insan olmadığını çok da iyi görebilirler. İlaçlarını düzgün kullandıkları zaman. Tabii tabii. İşte bizim de amacımız görünmezi görünür kılmak isimli o projeydi. O kapsamda gidilmişti. Burada hoşuma giden bir şey daha vardı. Bu merkez burada yetişen, meslek sahibi olan engelli kardeşlerimizi iş ilanları üzerinden takip ediyorlar. Elemana ihtiyacı olanlarla buluşturuyorlar. Hocaları işte hangi alanda hangi işe yarayan bir firma sahipleriyle birlikte bu engelli kardeşimiz sizin istediğiniz özelliklere sahiptir ve sizin firmanızda çalışabilir diye bir protokol imzalıyorlar ve onu iş sahibi yapıyorlar. Benim hoşuma giden o.
gerçekte yetişiyor, meslek sahibi oluyor ve firmalarla iletişim haline geçiyor, onları meslek sahibi ediyorlardı. Bu en önemli detaydı yani benim için. Burada da rehabilitasyon yapılabilir, bakım yapılabilir ya da işte Hazar Baba rehabilitasyon merkezimiz var. Çok iyi bakıyor devlet. Orada da atölyeler var, el becerilerini geliştiriyorlar. Aynı şey ama buradaki firmalarımız o tür insanları işe kesinlikle almazlar. Oradaki fark yetiştirip meslek sahibi olarak başka firmalarda işe yerleştiriyorlar. İkincisi işte bilgisayar atölyeleri yapmışlar, el kursları böyle büyük büyük binalar yapmışlar. İçine giriyorsun cıvıl cıvıl sürekli servisler engelli getiriyor, engelli götürüyor, engelli getiriyor, engelli götürüyor. Yani biz oradaki devlet sistemi, bizim buradaki devlet sistemimizle bağdaşıyor. Onlar da mesela bazı konularda devletleriyle sorun yaşıyorlar. Biz de aynı şekilde sorun yaşıyoruz. Oradaki işleyiş biraz kurumsal, biraz daha kanun ve yönetmenlik olarak daha profesyonel değil mi tabii daha işleyiş? Profesyonel olarak işliyor. Mesela hoşuma giden bir şey, tam bağımlı engelli kardeşlerimiz %99 raporu olan tam bağımlı akülü arabada engelli kardeşlerimize rezidans yapmışlar. İki katlı kocaman evler. Gidiyorsun, içerisinde bir odası var, televizyonu var, banyo ve lavabosu içinde ve bunların asistan diyorlar. Onlar biz burada bakıcı diyoruz, bakıcı anne diyoruz. Onlar da orada asistan diyorlar. Asistanları var. Onların eğitimleriyle, bakımıyla her türlü ihtiyaçlarını o asistanları görüyor. Çarşıya gitmek istediği zaman asistanlarıyla gidiyorlar. Kurum ailelerinden biri de gelip kalabilir diyor yanında. Aileleri de gelip kalabiliyor yanlarında. Bizim burada mesela geçen beni bir arkadaşımız aradı. Dedi benim engelli bir çocuğum var dedi. Çok sorun yaşıyorum dedi. Ben mesela bir haftalığına bir taziye dolayısıyla il dışına çıkacağım. Ben bu engelli oğlumu bir haftalığına emanet edebileceğim bir kurum var mı? Ben de dedim ki yok. Mesela orada onlar bu işi de üstlenmişler. Bu şekilde yürütüyorlar. O yönünü çok beğendim. Bizim burada da işte diyor ki benim çocuğuma kimse bakmadığı zaman, sokağa bırakıldığı zaman devlet himayesine geçiyor ve devlet alıyor bunu ya Beyyurdu Rehabilitasyon Merkezi'ne ya da Hazar Baba'ya gönderiyor. Devletin himayelerine kalıyor. Bakılmıyor mu? Gerçekten bakılıyor. Devletimiz bu konuda çok iyi. Evde bakım ücreti veriyor, işte engelli maaşları var veriyor. Bu tür açılan işte Beyyurdu Hazar Baba konuk evleri vesaire işte çocuk esirgeme kurumu, sevgi evleri gibi birçok alanda gelişme var. Ama STK ilişkisiyle devlet kurumlar arasında bir bağ kuramıyoruz. Bir dışlama var. Yani devletimiz STK'lara burada önem vermeli, yetki vermeli ve onların katkılarıyla profesyonelce yapılacak işlere imza atılmalı. Dernekler bu işi daha iyi çözebilirler diye düşünüyorum. Evet. Aslında Naci Bey, sizlerle sıklıkla program yapmak lazım. Diyorum ya, kişi bilmediğinin yabancısıdır. Evet. Empati de kuramıyorsunuz. Mesela düşünebiliyor musunuz? Bir baba sizi arıyor ve ben bir hafta gitmek zorundayım. Çocuğumu bırakabileceğim bir yer. Evet. Bunlar işte konuşula konuşula bu sorunlar çözülebiliyor. Çünkü farkında değilsiniz Naci Bey. İşte biz Anneler Günü münasebetiyle ev ziyaretleri yaptığımızda bir engelli annemiz dedi ki biz kendi aramızda bir oluşum başlatalım. Bizim gibi çocuğu olan 10 tane engelli annesi bir ev tutalım. İşte belediyeye gidelim, valiliğe gidelim. Bize bir daire tutsunlar. Biz o dairede birimiz bir yere gittiğimizde çocuğumuzu oraya bırakalım. Yani 10 tane engelliyi düşünün, annesi, engelli annesi. Gönüllü olarak nöbetleşe orada oturacaklar. Biri o şekilde ihtiyaç duyduğunda engelli çocuğunu götürecek, o anneye teslim edecek. O da gidip kendi işini görebilecek. Ben de dedim ki bu iyi niyetle yapıldığı zaman yarın sorun çıkabilir. Ne? Sistematik. Resmiyete döktüğümüz zaman da bunun altından kalkamayız. Yine devletin burada bize destek vermesi gerekiyor. Ne kadar önemli bir sorunmuş Naci Bey. Yani konuşuldukça bunlar gün yüzüne çıkıyor. Bunları konuşmak gerekiyor. Peki birkaç dakikamız var. Şunu da konuşalım. Şimdi engelli gruplarımız dediğimiz zaman birçoğu
kendi öz bakım becerilerinden yoksunlar. Hem erişimler, ulaşımlar çok zor. Hem de bazen anne babalar da birazcık daha hassas davranabiliyorlar. Dur ben yapayım şeklinde ama insanız ve hayatımızı ikame etmek zorundayız. Şimdi bakıyoruz mesela birçok yalnızlığı paylaşan engelli kardeşlerimiz var. Onlar ne şekilde eğitilmeli? Çünkü bu insanların kendi çamaşırını yıkamasını öğrenmesi gerekiyor. Yemek yapmayı öğrenmesi gerekiyor. Yani insanız. İnsana dair ne varsa onların da bilmesi ve uygulaması gerekiyor. Bununla ilgili de birçok çalışma yapıldı. Türk toplumunda annelik duygusu Avrupa'ya göre çok daha... Çok baskın, çok baskın. Oysa onu çok seviyor, çok düşünüyor. Aslında ona iyilik yapmıyor. Çocuğunu eğitmesi gerekiyor. Çocuğunu her türlü eğitimlere götürüp katması gerekiyor. Çocuğuna yeme içmesini, işte öz bakım ihtiyaçlarını kendi yapabilecek şekilde öğretmesi gerekiyor. Ama işte diyor, dur ol, çağım dur diyor, tırnaklarını ben alayım, işte ayaklarını ben, pantolonunu ben çıkarayım, üstünü başını ben yapayım. Bunları kendisi ne kadar yapabilir diye hiç emek vermiyor. Engellinin kendisi yapabilmesi için gayret göstermesi gerekiyor. Burada mesela yeme içme konusuna değinebilirsek, orada Avrupa'da yine aynı şekilde engelliler için özel mutfaklar yapılmış. Engelli kardeşlerimiz mutfakta yeme içme kültürünü, yemek yapma kültürünü, servis yapma kültürünü hepsini orada şeyde merkezde öğretiyorlar. Buradan Elazığ Belediye Başkanımıza da seslenelim. Elazığ'da bir engelli merkezi zaten açılacak. İçinde de atölyeler olacak. Sayın Başkanım, engelli merkezimize bir engelli mutfağı da ilave edebilirsek, belki de vardır bilmiyorum. Çok yok, önemli. Bu önemli. Orada en azından engellilerimizin kendilerinin yemek yiyebilme, işte yemek servisi yapabilme ya da kendi yemeğini kendisi hazırlayabilme gibi bir olanak sağlanırsa bence engellilerimiz orada yemek yeme kültürünü de öğrenmiş olurlar. Kendi yemeklerini kendileri de yemiş. Buna da bir eğitim gerekiyor. Tabii anne duygusal olduğu için çocuğuna hiçbir şey kıyamıyor. Her şeyi kendisi yaptırıyor. Aslında bunun da STK'lar ve işte belediyemiz, valiliğimiz tarafından bir o açılan engelliler merkezinde kurs olarak verilmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Geçen gün sosyal medyada gezerken şöyle bir video gördüm. Çok uzun boylu bir çocuk annesinin evine ziyarete gidiyor. Yine Avrupa ülkelerinden birinde. Çocuğun boyu böyle 2 metre falan. Annesi de böyle 1.30'larda, 1.40'larda bir kadın. Evine gittiği zaman hani şu hobbitlerin evleri olur ya, aynen o şekilde tanzim edilmiş. O kadar hoşuma gitti ki. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kişi bile olsa kadın bir şekilde evini kendine göre tanzim etmiş. Sandalyeler, yemek masası, işte mutfak dolapları tamamen böyle ulaşılabilir, erişilebilir, rahat edebileceği, kendi işini kendisinin yapabileceği alanlar. O kadar hoşuma gitti ki işte orada medeniyet oluşuyor. Orada muasırlaşabiliyorsunuz. Orada insan oluyorsunuz. Bir kişi denip de göz ardı edilmemiş. Evet. Çünkü o insan, onun yaşaması gerekiyor. Zaten bazı engellilerimiz diyor ki işte ben mutfağımı akülü arabayı kullandığım için, mesela ev hanımları var akülü arabada. Diyor ben akülü arabayla mutfağımdaki tüm kablarıma, işte kaşıklarıma, eşyalarıma, bütün araç ve gereçlerime ulaşabilmek istiyorum. Evet. Buna göre mutfak dolapları dizayn ediliyor. O engelli kardeşimiz de mutfağa gittiği zaman her işi kolaylıkla yapabiliyor. Desek ki şimdi devlet her şeyi ona göre hazırlarsa bu da yanlış olur. Şimdi ATM'leri düşünün. Akülü arabaya, bütün ATM'leri akülü arabadaki insanlara göre yaptığımız zaman sağlıklı bireyler nasıl o ATM'yi kullanacaklar? Bir de o var. Yani hem engellilere göre uygulanmalı bu dünya, hı hı, hem de sağlıklı bireylere göre. Aslında sen Naci sağlıklı Bey, bireylere göre şunu yaptın da söylüyorum. Bir şeyleri bizim de yapmamız gerekiyor. Tabii yani ki. Kendimize değer vereceğiz. Evet. Kendimize göre bizim de bir şey yapmamız lazım. Devlet, evet, nereye kadar yetişebilir? Tabii ki. Mutlaka. Yani biz kendimizi yetiştireceğiz, bilinçleneceğiz ve haklarımızı almasını da bileceğiz. Evet. Biz kendimize saygı duymazsak, biz kendimizi zaten yıllarca engelliler istismar edilmiş. Dergiler satılarak, onlar üzerinden işte birçok etkinlikler yapılarak istismara uğramışlar.
engelleri kullanarak dilencilik yapmışlar, yaptırmışlar. Yani biz toplum olarak da bir engelli bireyler olarak, dernekler olarak da bir valinin, işte bir iş adamının bir yere gidip bir sponsorluk pozisyonu olduğunda istediğimizde bizi hani biraz daha güvensiz buluyorlar. Bu çok önemli yani. Bazı insanların yapmış olduğu yanlışlıklar bize mal edilmemeli. Ben 16-17 yıldır Elazığ'da engellerle alakalı dernek başkanlığı yapıyorum. Bugüne kadar hiç kimseden bir kuruş para talebinde bulunmamışız. Ya sponsor olmaları istenilmiş, yapmış olduğumuz projeler onlarla istişare edilmiş. Bu projede işte şu şekilde yapılır. Sizin de işte bu projede şuna 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 katkı sunmanız gerekir. Ya da iş adamlarımıza demişizdir ki akülü araba alınması gerekiyor. O akülü arabanın firmasıyla iş adamını biz görüştürüyoruz, faturasını kendisine kestiriyoruz ve onlar kendileri firmaya parasını gönderiyor. Biz dernek olarak hiç para işine girmedik. Toplumda güven kazanmak o kadar zor bir şey ki. Zaten siz bir güven kazandığınız zaman nereye giderseniz gidin, kapılar size açılıyor. Bu da önemli. Bütün engelli dernekleri bunu da yapmamış. Ama ilimizi kastetmiyorum. Türkiye genelinde birçok bu şekilde çıkar elde eden insanlarımız da olmuş. Maalesef istismara açık bir alan oldu. Evet, özellikle dilencilikle hayatlarını sürdürenler. Halen daha elimizde getirip de işte engeller adına dergi satan bazı insanları görüyoruz. İşte böyle kulaklarında küpe, işte üniversite öğrencisi, farklı farklı şehir, il dışından gelen insanlar. İşte engelleri sömürmek için tutup dergi satıyorlar. 1 liraya bastırdıkları dergiyi 10 liraya satıyorlar. İşte falan dernek, falan vakıf diyorlar ama ne kadarı doğru? Neye bunlar dikkat edecek peki insanlar? Yani doğru olup olmadığını ne şekilde bilecekler Naci Bey? Çünkü bazıları ellerinde mesela valilik onaylı da gezebiliyorlar. Bir de okuma özürlü olduğumuz için, okumayı sevmediğimiz için direkt bakıp hemen geçiyoruz yani. Eldeki belgeye de tam bakmıyoruz. O elindeki belgeler maliyeden sorgulanabiliyor. Bir de polise haber verdiği zaman onun gerçek olup olmadığı ortaya çıkıyor. Bazı evraklar çoğu şey. Ha dergi alıyorsan dergin karşılığında mutlaka makbuzunu alman gerekiyor. Kaç liraysa dergi o kadarını vermen gerekiyor. Fazlası o kişinin cebine gitmiş oluyor. Evet. Ya biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor aslında. Sizden önce Metin Bey ile program yaptığımızda engelli kardeşimizin arabasını, akülü arabasını çalan bir zihniyetten bahsediyoruz. Yani acaba biraz vicdan ya. Vicdan yani gerçekten. Televizyonlara da konu olmuştu. Birkaç ilde daha aynı şekilde hırsızlık olayları olmuştu yani. Bunu duyduk. Evet. Evet, artık neredeyse sona doğru geldik. Yalnız şunu da konuşmak istiyorum. Şimdi STK'lar çok önemli. Sizin gitmiş olduğunuz proje zaten bir STK üzerinden bir projeydi ve ağırlandığınız ülkede de yine STK'ların projesini gittiniz. Oradaki yaşam alanını gördünüz. Buradaki STK'ların ilişkisini de konuşalım istiyorum. Evet, ayrışma güzel olabilir. Belki sorunlar bu şekilde daha rahat çözülebilir ama tek bir çatıda veya çözüm yollarında istişareyle beraber çatılaşma da bence elzem diye düşünüyorum. STK'ların birbiriyle ilişkisini de konuşalım istiyorum. Buna yönelik neler söylersiniz? Yani biz daha öncesinden Engelliler STK platformu adı altında bir araya gelmiştik. O zaman da Doktor Ömer Deniz bizim platform başkanlığımızı yapıyordu. Güzel çalışmalar yaptık. Birlik olunca çok daha etkili oluyorsunuz, evet, ve evet, başarılı işlere imza atıyorsunuz. Her dernek kendi alanında çalıştığı mutlaka çalışmalıdır. Ama bazı önemli olaylarda da bir araya gelmesini bilmeliyiz. Bugün işte Elazığ Valiliği'nin düzenlemiş olduğu etkinlikte tüm dernekler ve rehabilitasyon merkezleri, kurum kuruluşlar bir araya geldiler. 1000-1500'e yakın engelli kardeşimizin bir arada yürüyüş yaptığını gördük. Bu etkili bir şey yani. Çok etkili. Sadece bir dernek çıktığı zaman belki 10-15 kişiyle yürüyecek. Bu etkili olmayacak. Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun Elazığ Belediyesi'nin üstü açık otobüsüyle şehir turu yaptırması da çok daha etkili olmuştu benim açımdan. Onu tebrik ediyorum. Yani sessiz yürüyüştense böyle daha ses getirici etkinliklere imza atmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü toplum bunlar niye yürüyorlar, niçin yürüyorlar? Engelliler ama niçin yürüdüğümüzün farkında değiller. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Bu
bu hafta ne yapılabilir? Herkes ben engelliyle dostluk ya bir engelliyle dostluk kurabilirim. Onunla arkadaşlık kurabilirim ya da en azından bu hafta bir engelli komşumu ziyaret edebilirim. Bir sorunu var mı yok mu diye her mahallede, her ailede, her apartmanda, her şahıs kendi kendine bir sorgu yapabilir. Bir engelli vatandaşın evine gitsen ne olacak ki? Onlar kimseden ne bir yardım istiyorlar, ne bir para istiyorlar. Sadece sevgi istiyorlar. Evet. Son sözlerimizi de söyleyelim Naci Bey, söz sizdeyken. Ya Türkiye Beyaz Ay Derneği Elazığ Şubesi gerçekten çalışmak istiyoruz. Güçlüyüz. Yönetimimiz gerçekten çok güçlü. Sadece devletimizden engelli derneklerine özel ofislerin oluşturulması ve engelli kardeşlerimizin daha geniş alanda sosyal yaşam merkezlerine ihtiyacı var. Hem dernekleri hem de yaşam alanlarını birleştirecek şekilde çalışmalar ve projeler yapılmasını talep ediyoruz. Mutlaka bunlar yapılmalı. Yapılmadığı takdirde de engellerimiz yine sorunlarla baş başa kalır. Evet, Naci Bey çok teşekkür ederim. Biz bilgiler teşekkür ediyoruz. Çok değerliydi. Bize bu önemli haftada fırsat verdiniz. Sesimiz, kulağımız oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kanal 23 ailesine, sizin şahsınıza. İnşallah engelsiz bir Elazığ diliyoruz. Engelsiz bir dünya olsun. Yani engelsiz bir dünya olsun. Olsun. Dünyaca mutlu olalım. İnşallah. İnsanlığın buna gerçekten çok ihtiyacı var. Evet. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden birbirimizi severek hep mutlu olarak diyelim. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.